Evet değerli izleyenler, şimdi kritik zamanı ve bugün gerçekten çok ama çok heyecanlı bir gün. Çünkü bugün bir çeyrek vereceğiz, bir de 10 altın bileziğimizi vereceğiz ama birisine veda edeceğiz. Vedaları gerçekten sevmiyoruz, alışıyoruz birbirimize. Bakalım kime veda edeceğiz? Evet, kim bizimle güzel anılar biriktirdi bir hafta içerisinde veya başladığımız günden bu yana? Evet, sizler de anı biriktirmek isterseniz ve bizden her gün bir çeyrek altın, cuma günü de bizden tam 10 altın bilezik kazanmayı isterseniz yapmanız gereken neydi? www.kanald.com.tr adresinden veya WhatsApp hattımız 0539 570 3707 no'lu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. 7 gün içerisinde sizlere arkadaşlarım dönüş yapacaklar. Hemen konularıma geçmek istiyorum ve bilin bakalım. Aa, Sevincim, gerçekten dün kayınvalidenle hani sağlam bir gerginlik yaşadın. Bitmek bilmiyor. Dedim ki hani bir gün geçti, uyudular, uyandılar, sabaha dinç geldiler, süt limağın gerginlik bitti dedim. Ancak bugün o gerginlik nasıl olduysa ikiye katlanmış. Evet, çünkü... İzleyelim mi nasıl olmuş? Buyurun. O sosyal medyada yazdıkların neydi? Aa, Yasemin yine ne paylaşmış? İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti diyor. Kimin için? Kimin için yazdı bunu? Tamam, anladım ben, anladım. Sosyal medyadaki paylaşımın neydi öyle? Ne kadar rahatsız edici. Sana ne ayağın neymiş? Neydi ya? İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti. Özel hayatımdaki durumlar seni niye ilgilendiriyor? Burada yemekleri tartışıyoruz da özel hayatımla alaka, sana ne? Madem bu kadar merak ettiniz, evet, anlatıyorum size. Aynur anneye babasından 7 tane tarla kalmıştı. Evet, bu olay böyle davalıktı. Oğlum biliyor da gelinime söylemedim. Ben de sattım tarlaları, babamın tarlalarını. Bu da duymuş. Akşam o kavgamız vardı. Bana da mı ver diyor paradan? Evet. Ama çok haklı. Torununun geleceği torunlarınızın. Hayatım, benim evim yok da ben torunumu düşünürüm, çocuğu ben belki bakmayacak bana gelinler. Yani gerçekten Aynur Hanım, yine adaletsizliğinizi konuşturdunuz. Yani sonuçta bu size kalan miras çocukların dedesinin malı. Yani. Ve 2 milyonunu, evet, çikeltime verip ona ev almışlar. Ne? Evet. Ayrı mı yapıyorsunuz? Niye veriyorsunuz? Bunu ona da verme. Onun hepsini işte. Onun benim üzerimde o kadar çok emeği var ki, ay, anlatamam. Nasıl? Dün eşime anlattım bu olaylara. Evet. Bu olaylar olalı 15 gün olmuş. Hı-hı. Ama ben sinirlenmeyeyim, eşime hakkını al demeyeyim diye bana söylememişler. İnanmıyorum. Aa, ya. Şimdi ben kime güveneceğim? Şimdi o miras babamdan bana kalmış. Evet. Hani benim hakkım, babam vefat ettikten sonra tabii bana ki geldi. Şu anda evim yok, mecburen onu almak zorundayım. Zaten ben de babam gibi öbür dünyaya göçtüğümde bunlara kalacağım. Doğru. Şimdi ben dururken atlayıp da bunlara vermemin bir alemi yok. Diğer gelime 1.000 lira vermek için söz verdim. 1 milyonunu. Çünkü onlar da ev alacaklar, yetmiyormuş. Aynı Yasemin annesine, aa, yaptığı gibi. Nispet. Ne nispeti? Sen annene kredi çekerken bana sordun mu? Şimdi ben sana soracağım Yasemin. Benim o kredi çektiğimde benim çalıştığım paraydı. Burada eşimin de hakkı var. Bu da benim eşimin dedesi ve sen bir gün önceden burada bana diyorsun ki o zaman bana da 1 milyon kredi çekeceksiniz. Hı-hı. Sen o zaman verme 4 milyonunu. Aslanım gitse bütün parayla, evet, kendine ev alsa, evet, derim ki tamam sıkıntı yok, kendine alıyor. Ama burada gelip bir gün önce benimle kavga edip bana da 1 milyon kredi çekip vereceksiniz deyip, evet, sonra 1 milyonu küçük eltime verip de... Bunu ne zaman, dün mü öğrendin? Dün bu olayları ben eşime anlattım, evet, burada. Eşim de sinirlendi. Annem niye böyle yapıyor? Nasıl bir kredi çekeceğiz, onu vereceğiz? O da annesine sinirlendiği için bu olayları patlattı. Senin de yani haberin yoktu, böylelikle öyle öğrendin. Olmuş olalı. Ben eşin de mi senden saklamış böyle? Evet, eşim de benden saklamış. Ona da çok kırıldım. Hani eşin sana her şeyi sorardı. Senin hiç bu mirasın M'siyle alaka var mıydı, yok muydu? Biz biliyordu. Bu bayağıdır zaten sonuçlanmasını mı bekliyordu? Sonuçlanmasını bekleniyordu. Tamam. Bu 15 gün 20 gün önce sonuçlanmış. Kocan niye söylemedi acaba? O da biz hani annesi öyle bir karar almış. Annesi mi tembih etti diyorsun? Bence öyle yani tembih etti ki Burak bana söylemedi. O da direkt şey dedi. Yani kendi parası iyi, ne yapıyorsa yapsın o zaman moduna getirdi o da. Bence işinize de şey karışmadı. Yok. Annene de karışmadı, sana da karışmadı. Sen annene kredi çektin ya, çektiğin için
Senin öyle bir düşüncen... Ben anneme kendim kredi çektim. O dedesi eşimin de dedesi. Evet. Dolayısıyla şimdi sizin babanız, rahmetli babanızdan kaldı. Dolayısıyla sizin evlatlarınızın ve de torunlarınızın da hakkı var. O benden öldükten sonra. Tabii şu ki anda sizden sonra. İlk sizin önceliğiniz. Aynen. Peki aldınız mı kendinize bir ev? Alacağım, bakıyorum pazartesi. Daha yeni oldu bu olay. Aa, yeni yeni pazartesi. Ay hayırlı olsun, gözünüz aydın. Efendim? Peki bir dakika, gözünüz aydın yani miras güzel bir şey, evet, tabii evet, ki ölüm hak miras helal dedik. Tabii. Peki şimdi bir dakika, Nurten Hanım da tepki gösteriyor. Çünkü evet, diyor ki yani o payda hani sizin babanızsa o çocukların da dedesi. Evet. Dolayısıyla Yasemin'in kocasının da burada payı var. Şimdi sen küçük gelinini düşünürken... Küçük gelin ve dolayısıyla küçük oğlunu. Benim küçük oğlun. Zaten. Küçük gelinin küçük oğlan. Evet, doğru doğru. Şimdi seninki adı neydi? Burak. Diğer oğlanın adı? Tunay. Bir de Emre var, ona da yok. Emre'ye de yok. O bekar değil mi? Yo, o da evli, o da Yalova'da. Niye Emre'ye yok mesela? Üç Burak erkek yok, evlat var. Sadece birine mi verdin çok sen? Şimdi bunların ikisi de benden para istemediler. Tamam. Onlar ev alıyorlardı, eksik kalmıştı. Aa. Ben anne dediler sen bana ver. Sen ev aldığında da birkaç sene sonra öderiz, takviye yap. Onu ben unut de okeyledim yani. Onu unut. Tamam, onu okeyledim. Peki dün neden bana diyorsun o zaman ben ev alacağım, param eksik. 1 milyon kredi çek ver demedi mi dün? Evet. Seni denemeyi dedim Yasemin. Seni denemek belki istedim. Bakalım ne yapacaksın bak, bak, hani. Bak seni denedi işte. Aynen. Sen yaklaşsaydın. Ama bana gelince tepki. Olur anneciğim sana da çekeriz, canın sağ olsun desem bitti. Demediğin için kaybediyorsun. Aynen, benim zaten param var mı bankamda? Ha. Denemek için yaptım zaten. Vay be. Haklı. Aynur Hanım harbiden korktum şimdi ha. Tabii ki burada bir taraf olmak gibi bir durumumuz yok. Lakin anneler yaşça büyük olduğu için onların artık yapabilecekleri sınırlı. Evet. Şu saatten sonra girip sizin gibi bizim gibi yüksek performansla çalışma durumları olmayabilir. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra bu insanların tabii ki bir çatıları olması gerekiyor. Bir güvencesi, hele ki bir kadının yalnız ve kocasızsa güvencesi olmalı. Aslanım, bu miras muhabbetleri olurken zaten gündemde tek şey vardı. Aynur anne oradan para alacak, kendine ev alacak. Tamam. Hiçbir ne büyük kaynım, ne eşim, ne küçük kaynım sonradan işte onların evet, fikirler değişmiş. Herkesin ortak kararı Aynur anneye bir ev alınsın. Anladım. Sonradan tamam, işler evet, bölündü. Evet, Nurten Hanımcığım bir şey soruyorsunuz. Aslı Hanım, tabii ki biz de içeride öyle hı-hı, söyledik. Benim fikrim de o. Yalnız bir kadın başını sokacak, önce evi olsun. Ama ama bize dedi ki, arkadaşlar da zaten onaylayacaktır. Evet. Ben 1 milyonunu küçük gelinime verdim. Çünkü o bana bakıyor. Şimdi de diyor ki ev alacaklardı, benden istediler. Hangisi doğru? Beyan değişiyor sürekli, öyle mi? Evet. Ev alacak demedi. Yani burada da hani böyle... Bana da öyle dendi, ben de bilmiyorum artık. Bana işimi söyledi. Bana ama bakıyor dedi. O daha iyi bir gelin. Bana bakıyor. Oo. Tabii tabii. 1 milyonunu ben ona verdim dedi. Çocuklar arasında ayrım yapmış. Evet, ayrım yapmış. Bu arada asla Eltim'in anneme baktığı yok. Onların kafesi var. Annem aşçı olduğu için onların kafede çalışıyor. Onlar anneme muhtaç. Sen yokken batıyorlardı. Sen geldin de o kafe şaldaldı, ciro yaptı. Hiç alakası evet, yok Yasemin. Sen gel. Alakası. Emekli maaşını da veriyormuş zaten. Evet, emekli maaşını da. Sen geldikten sonra o kafe şaldaldı. Allah daha çok versin ama sen onlara muhtaç değilsin. Onlar sana muhtaç. Ve sen neyse bunu asla kabul etmiyorsun. Bak, niye kafeden önce de öyleydi Yasemin? Kafeden önce de beni aynı düşkünlerdi. Kafeden önce de ayda yılda bir kere arıyorlardı. Yasemin aslında burada çok enteresan bir şey söylüyor. Siz farkında mısınız? Evet. Bak sen onları hem destekliyorsun, aynen, hem maddi, hem manevi destekliyorsun. Evet. Anne bir kendine gel. Onlar sana ihtiyaç duyuyorlar aslında. O yüzden evet, bak bizim ihtiyacımız belki yok. Senden bir şey de talep etmiyoruz. Ama sen de bunu göz ardı etme evet, demek istiyor. Evet. Aynen. Ev al, ben doğru sana mu anladım? Evet, 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 ev al diyor. Evet. Doğru. Kendini alsın zaten. Bizim bu miras olayı 1-2 yıldır gündemde olan bir şey. 1-2 yıldır gündemde olan tek şey Aynur anne kendine ev alsın. Aynur anne kendine ev alsın. Evet değerli izleyenler, sizce de olması gereken ne? Lütfen siz de fikirlerinizi yazarsanız ben çok sevinirim. Hani gerçekten bu evlat arasında bir ayrıma giriyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra ister istemez gelinlerle eltiler arasında nifak sokulmuş oluyor. Evet. Yani bu hakkı Yasemin Hanımcığım kafa salladınız.
Onlar ev almaya kalktılar. Evet. Benim de bankada param tamam. var. Rica ettiler. Ay, içeride öyle demedi. Öyle dedim. Ev, hayır. Ev hayır. Ev alıyorlar. Tekrar dedim. Versinler. Yayınlansın. Ev alıyorlar. O bana bakıyor dedim. 1 milyonunu ona vereceğim onu dedim. Onu da dedim. Evet. O niye çeviriyorsun? Hay, ne çevirmesi ya? Ay dedim arkadaşlar. Dedim. O bana bakıyor. O daha çok hizmet ediyor senin bana dedim. Senin bakıma ihtiyacın mı var? Elinde tutuyor. Ayağını ya, tutuyor. Sen ev almaya kalktığında ben sana vermedim bana mi Yasemin? Bana vermezsin sen. Merak etme. Peki ona, bir şey söyleyeceğim. Onlar mı talep etti? Onlar talep etti tabii. Sen demedin mi? Siz çocuklar siz şimdi bunu talep ettiniz. Ben kıyamayacağım size vereceğim. Verdiğimde eğer bunu abin ve Yasemin duyarsa kızılca kıyamet kopar. Ayrım gibi olur. Evet. Düşünmediniz yok, mi bunu? Yok ne gerek var? O anda ihtiyaçları olduğu için hakikaten düşünmedim. Gerçekten anne dediler ya. Yani sen 2-3 sene sonra tekrardan evin borcu bittiğinde bir az en azından Aynur'a ne yapmalıydınız biliyor musunuz? Oğlunuzla Yasemin'i karşınıza alacaktınız. Bakın çocuklar. Evet. Bunun böyle bir şeye ihtiyacı var. Sizin onayınız varsa evet. Ben vermeyi planlıyorum. Bir dakika. Sizin onayınız varsa onlar da der ki anne okey ver ama onlar da işte bizim para havuzumuz neyse bu oraya taksitle şuraya ödesin de diyebilirlerdi. Bunlar da şimdi vicdansız çocuklar değil ki. Hı-hı. Tabii ki onlar da kardeşinin hadi eltiler belki anlaşamıyor. Ama senin eşin Yasemin bence erkek kardeşini düşünürdü. Tabii ve buna bir formül bulurdu. Yani buna bir orta yol bulunur. Gizli kapaklı bir şey yapınca böyle ortaya seriliyor. Çok üzgünüm. Çıkıyor. Evet Aslı Hanımcığım çok haklısınız. Şimdi ben onların en büyüğüyüm ya. Bunlar da bir birey ya. Onlar kredi çekerken bana sormamışlar da bana tın demişler de ben şimdi koskoca kadın onlardan akıl mı alacağım? Akıl mı alıyorum? Niye diyorsun ya sen? Bunlar küçücük aklınla bana danışmıyorlar. Dükkan açarken onu yaparken bunu yaparken bu ben başka. Paramı kime vereceğim? Onları mı soracağım? Haklısın bak. Evet. Bu tepkinde anlamaya çalışıyorum. Sinirleniyorsun. Ama ve lakin finale bakalım. Sen olgun tarafsın. Sen büyüksün. Evet. Dengeyi kuracaksın. Olmuyor işte öyle. Çocukların arasında dengeyi kuracak biri varsa babadır. Baba yoksa anadır. Annedir. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen kuracaksın eminim ki bunu, bu problemi tez vakitte bence halledersin. Bak cumartesi pazar giriyor araya. Dilerim ki bu cumartesi pazar günü hani bir aile yemeği kahvaltısı yapın, bu işi çözün. Hakikaten bence çözün. Çocukların evet. rızalısını al yani. Evet şimdi gelelim diğer konumuza. Elis. Efendim. Nasıl söylesem gerçekten bilemiyorum. Aa, ne oldu? Hayırdır? Ne oldu? Şimdi seninle ilgili evet. bir vetere var. Aa. Yani duydukların hoşuna gidip gitmemesi arasında kaldım ben açıkçası. Oo, Allah Allah. Çok şaşırdım gelen VTR karşısında. Gerçekten mi? Dedim ki Eliz acaba hani bunun yayınlanmasından rahatsız olur mu? Yok, olmaz mı? Yok hiç rahatsız olmam. Eliz hazır mısın? Evet. İyi misin? Actionlar evet iyiyim Aslı Hanım. O zaman arkadaşlar sizden ricam Eliz'e mesaj gelmiş. Evet. Kimden? Buyurun. Annesin. Ben aradan çekiliyorum. Buyurun mesaj gelsin. Ben de televizyon aldım mesaj. Oğuzcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Vay ellerinde çiçekler. Çok oldu. Çok oldum ben de. Şaşırdık. Biz de televizyona bakıyoruz. Ben de oradan bekliyorum. Ben oradan gelecek ya. Mesaj. Hoş Aslanım, geldin. Şimdi hoş buldum. Ben ne için geldim? Buraya Eliz ve benim için, ilişkimiz için aşk değil, sadece para, yani aramızdaki yaş farkı için, herkes böyle şeyler söylediği için ben ona olan aşkımı bütün Türkiye'nin önünde söylemeye geldim. Ay, ve helal olsun. Onu çok seviyorum. Ay, helal olsun. Seni çok seviyorum. Daha kötü bir VTR bekliyordum. Öyle bekliyorduk. Kötü bir VTR bekliyordum. Tamam ağlama. Artık herkesin içinde zaten seni sevdiğimi söyledim. Kimse artık bunu yalanlayamaz. Bitti bu kadar.
seni sevmiyor. Genç biri karşısına çıktığında senden daha güzel, senden daha genç birine gidecek. Hep böyle yorumlar geldi hafta boyunca. Ben de Umutcan ayrılacak, öyle bir VTR gelecek sandım, evet. Hayır tabii ki öyle bir şey olabilir. Canım benim. Benim buraya gelişim. Çok da güzel bir amaçla gelmiş Umutcan buraya. Çok sana, şaşırdım. Sana, bence biz susalım Umutcan, bize, sen konuş canım. Bize inanmayanlar için. Evet. Bizi takip eden, evet, bizi tanıyan, inanmayanlar insan için buraya bütün Türkiye'nin önünde seni sevdiğimi ilan etmek için geldim. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Umutcan. Gerçek almadın değil mi? Gerçek sevmiyorum. Evet. Çok üzülüyorum. Gerçek. Duyalım tekrar ama kalk lütfen. Ama niye kalksın canım, bırak. Evet, eğilmesin. Bak, eğilmesin diyor. Eğilmesin. Elin şu anın tadını çıkar, bırak. Yani evlilik teklif ederken bile Umutcan eğilme diyor. Aman Allah'ım. Bravo. Bravo. Çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Çok seviyorum. Umutcan'ı gördüğümde yani o kadar çok şaşırdım ki ya, heyecandan kalbim yerinden çıkacaktı. Hiç beklemiyordum. Şakaymış, alacaklarına saymış kader bu. Bir nefes kadar kısaymış, aşk dediğim bir şakaymış, alacaklarına saymış kader bu. Eliz, kıyamam sana. Eliz hak ediyor. Çok seviyorum. Eliz'ciğim, ben sizi çok yakıştırdım ya. İnşallah çok mutlu olursunuz. Ne güzel. E tamam, biz de seviyoruz. Bak, buradayız artık, söyledik. Şu an gülme zamanı, baksana. Ama öyle bir girdiniz ki Bursa'dan sürpriz yapmış. Ama öyle bir girdiniz ki, ben de hafta başından beri gelen kötü yorumlar karşısında. Eliz azıcık da olsun o kadar. Ablan da böyle bir... Hani böyle bir yapsın yani, gerçekten hiç beklemiyordum. Oldu çok mu? Çok şaşırdım. Teyzene de bir merhaba de. Unuttu teyzeyi. Yeliz'i görünce teyzeyi unuttu. Teyzeyi unuttu mu? Yok, onların mutluluğu da annemin. Çok heyecanlı. Değil mi? Çok. Çok heyecanlı. Sen ortamıza geç istersin. Şimdi Umutcan'cığım, illa ki bizim kayınvalideler ve gelinler, evet, sana bir sürü soru sormak isteyecekler ama önce, evet, ben sormak tamam istiyorum. Arada 20 yaşlı değil mi? Evet, 20. Tam 20 yaş. 20, tam 20. Evet. Gündeme oturdunuz gerçekten. Her yerde öyle. Peki Eliz de seni ilk etkileyen şey ne oldu? Eliz de beni ilk etkileyen şey bana karşı davranışları. Mesela birkaç tane söyleyebilirim. Şimdi... Misal veriyorum, buluşacağız, plan yapmışız. Buluşmaya gelirken yanında ıslak mendil getiriyor, ayakkabım pisse siliyor. Mesela. Sen diyor benim yanımdasın, benim için çok değerlisin ve seni ben böyle görmek istiyorum diyor. Yani. Eliz'le biz biraz sohbet ettik tabii. Eliz şöyle dedi, hani genelde dedi hep flört ettiği kızlar maddiyata çok önem veren, önceliği
maddiyat olan genç kızlar varmış etrafında. Evet. Şimdiki nesil biraz böyle mi? Tabii ki kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Herkesi tenzih ediyoruz tabii ki. İstisnalar evet, kaideyi bozmaz. Kendi yaşıtlarımda birisiyle sen neler yaşadın da sonuç itibariyle şimdi kendi yaşıtımda birisiyle beraber de olabilirdim. Yani evet, kendi yaşıma ki, yakın birisiyle beraber olabilirdim yani. Ama kendi yaşıtımda biriyle beraber olduğum zaman, buluştuğum zaman falan hani hangi arabaya binelim ya da araban yok mu ne bileyim işte şu mekana gidemez miyiz? 3-5 sene sonra hani belki Eliz'in seni bu kadar fazla düşünmesi seni rahatsız edebilir mi? Hayır, ya yeter yani, hani annem gibi sen de bu kadar üstüme gelme. Zaten bırak bence beni özgür, o bırak da alıştıktan rahat alışınca zaten 3-5 yıl sonra zaten öyle yapmaz yani. Yaparsa? Yani yaparsa da yapsın zaten hiç aynı rahatsız şekilde devam eder bundan. Yani. Farklı bir şey yok. Ekstra beni boğduğu bir konu yok yani. O zaten iyi bir şey yapıyor yani. Yoksa ben... Peki Eliz senden yaşını sakladığını biliyoruz. Evet. Sen önce 30 sanıyorum dedi bana. Kaç ay sonra öğrendin yaşını? Ben mi? Evet, Eliz'in yaşını. 3 ay. Evet. 3 ay sonra Eliz'in gerçek yaşını öğrendin. Yani hani ailemle aslında tanış... Aslında bir de şu, söylememek de bir anlamda, hani saklamak da pek doğru bir şey değil yani. Kızmadın mı? Tepkin ne oldu? Beyaz yalan. Yani şimdi 3 ay geçmiş, ben zaten çok istiyordum sevmişsin kendisiyle tanışmayı. Sen. Aynen. Çok istiyordum. Baktım bana güzel davranıyor. Hani diğerlerinden çok farklı davranıyor. Bu zaten beni etkiledi. Kendini Eliz'in yanında yani nasıl hissediyorsun sen? Çok güvende hissediyorum yani, net yani. Evet. Peki o yaşını ilk duyduğun anda ne oldun? Kafanda böyle hani... Gerçek yaşını duydun. Bir sarsıntı, bir şok. Zaten... Ne geçti kafandan film şeridi gibi falan? Hani yalan mı söyledi bana, eksik mi söyledi? Ya da... Güvenmeli miyim ben bu kadına? Ya da ya çok fazla değil mi? Ne geçti yavrum? Yaşını ilk duyduğum anda zaten ben dışarıdaydım. Yanımda Eliz de yoktu. Sonra... Başkasından mı duydun? Sosyal medyaya atmıştı ya. Şimdi şöyle, sosyal medyada patladı. Evet. Evet. Sosyal medyada patladıktan sonra evdekiler beni aradı. Evet. Dedi ki böyle bir şey gördük. Paylaşım bu gerçek gördüm. Mi doğru mu? Yani gerçek o paylaşımı mi, lütfen arkadaşlarımız şu an ekrana getirsinler. Evet. Yani böyle bir şey gerçek mi yalan mı? Sonra ben de bilmiyorum. Sonra ben de Eliz'i aradım. İşte dedim ki böyle bir şey. Bu paylaşım hani bu ne? Gerçek mi? Evet yani. Patlamış video. Bana söylemeden zaten paylaştı. Benim de haberim yok peki yani. Peki sen kaç yaşında biliyordun Eliz'i? 30. 30? Evet. 42 olduğunu yani, öğrendin o an. 42 olduğunu öğrendim telefonda Eliz dedin. Heh, İlk ne dedin? Dinliyoruz. Dedim ki. Dinliyoruz, sendeyiz. Yani doğru mu gerçek mi? Hani doğru mu şey, doğru mu yalan mı? Yani ne demek istiyorsun? Niye söylemedin? Şimdi ben ne diyeceğim yani? Zaten eve geldin, bizimkilerle tanıştın. Şimdi ben onlara hadi beni geçtim diyorum yani. Ben şimdi evdekilere ne diyeceğim? Anneanneme falan ne diyeceğim yani? Seni sevdiler, seni beğendiler, istediler. Yani yaşın da zaten bir şey demediler 30 olarak şey yaptıkları zaman. Aynen. Ama şimdi 42 olduğunu gördüler. Ben ne diyeceğim yani? Nasıl bir şey söylersem hani bunlar kabul eder. Elinde sen direkt aileyi düşün yani. Ben şimdi aileme yok, ne diyeceğim? Yok, ben kendimi düşünmedim gerçekten. Ben çünkü yine kabul etmiyorsun. Ben zaten kapılmışım yani. Ben aşığım. Ben zaten, aynen, ben zaten kapılmışım. Ben gidiyorum öyle. Ben kendim hiç düşünmedim. Ay belli, gözünde aşk var. Ay Nurten Hanım. Herkes soru sormak için gözümün içine bakıyor. Ben çok eleştirmiştim. Buyurun, buyurun. Evet. Nurten öncelikle Hanım. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Yani bu duruma anneniz ne dedi? Çok merak ediyorum. Bir de deminden beri dinliyorum sizi. Ben içeride de bahsettim ve haklı çıktım. Kendimi güvende hissediyorum dedi. Mutlu hissediyorum demek başka bir şey. Güvende hissediyorum. Yani siz hakikaten bir liman aramışsınız. Yani o limanı Eliz'in kolların altında, güvenlik kanatlarının altında güvende hissetmişsiniz. Yani bir kız arkadaşınızın ayakkabınızı temizlemesi, işte ne bileyim silmesi hoşunuza gitmiş. Bence bu hoş bir davranış değil. Yani onda aslında annelik hissini bence evet, siz yaşadınız ve anne gibi onu kendinizi güvende hissettiniz ve sahiplendiniz. O yüzden ben yine de söylüyorum, hakikaten ben de duygulandım. Çok güzel bir manzaraydı ama olmaz, olmaz. Ben yine diyorum, doğanın kanununa aykırı. Bugün 42 yaşında, 10 yıl sonra zaten yapmaz dedin ya. 10 yıl sonra zaten onun ayakkabını silmeye hali kalmayacak. O zaman sen o beklentiler olmadığı zaman, o yapılanlar olmadığı zaman aa diyeceksin, sıkılacaksın. Bu sefer
kendi yaşıtlarına daha farklı hareketli bir arayışa mı girecek? Bakalım Umut ne cevap verecek? Daha Umut canlı, daha hareketli kızlar aramaya başlayacak. Şimdi öncelikle zaten senin buradan dışarı çıkacağın garanti değil yani. Hepimizin buradan dışarı çıkacağı garantisi yok. Kesinlikle. Şimdi hadi diyelim ki yarınımızın 10 sene geçti yok. Ya da 20 sene geçti. Sen diyorsun ki hani ayağını sildiği zaman mutlu oluyorsun. Evet. O zaman da ben kendim silerim yani. O yıla kadar o silmişse, bravo. O yıldan sonra zaten ben kendim silerim. Ben yani inanmıyorum. Şimdi şöyle bir şey örnek vereyim. Şimdi sen benim yaşımda olmuş olsaydın, bir erkek gelip senin ayağını temizleseydi hoşuna gider miydi, gitmez miydi? Gitmez. Neden? Hayır, gitmez. Öyle şey olur mu ya? Ya mesele ayak temizlemek değil. Bak yanlış anlama oğlum. Benim en küçük oğlum senden büyük. 25 yaşında en küçük oğlum. Tamam. Senden büyük. Ve benim oğlum 25 yaşında, atıyorum kendinden işte 20 yaş büyük birisiyle beraber olsa ve bunu hakikaten ciddi bir ilişki olarak evliliğe götürse ben kabul etmem. Evet. Çünkü ilerisini düşün oğlum derim hep. Tabii ki bizler ölüm tabii ki aklımızda işte ama büyükler, ama aile büyükleri tabii ki fikrinizi söylemekte tabii ki serbestsiniz. Aynen öyle, nacizane fikrimiz. Aynur Hanım, hep Eliz'i savundunuz en başından beri. Umutcan, Aynur Hanım sizin ilişkinizi aradaki yaş farkı olmasına rağmen destekleyen kayınvalidelerden en başına geliyor diyebilirim aslında. Evet, evet Aynur Hanımcığım. Kendi başına da öyle gelmiş. Hiçbirine katılmıyorum. Şunların haline bakın, su gibiler ya. Aynen, o kadar güzel yakışıyorlar. İşte bu ya. Yakışıyorlar. Bu nedir ya? Yani... Topa tuttunuz yani yakışıyorlar. Gerçekten bak Eliz 25 yaşında gibi duruyor. Oğlan çok yakışıklı maşallah. Su gibiler ya. Ama katılmıyorum gerçekler size. Var. Niye gönül bu? Gerçekler var ama 25 yaşında değil. Gerçek gibi görünüyor. Olsun. Bak Aynur'cum az önce Eliz neden ağladı biliyor musun? Aha. Hep o kaygıyla yaşayacak. Ya, kötü bir şey mi oldu? Hı. Kötü bir haber mi geldi? Çünkü toplum baskısından bahsetti ya. İşte Umutcan beni terk mi edecek? Evet. Hep böyle ağlayacaksın aşkım. Neden yaşı küçük kadınlar ağlayacak? Hep endişeyle yaşayacaksın. Şu an nişanlılar ablan da ondan olarak söylüyorum. Olmaz o. Bunu aklında tut. Hep korkacaksın. Nurten Hanımcığım, şu an nişanlılar. Güzel de bir evlilik teklifi almış şimdi evet, Eliz. Evet, çok güzeldi. Peki Elizciğim, Allah nasip kısmet ederse düğünü ne zaman düşünüyorsunuz? Yani benim düşündüğüm bir sürpriz vardı Umutcan'a, sürpriz yapmak istedim. Yani yakın bir tarihte sanıyorum, öyle değil mi? Evet, evet. Senden de son cümlelerini almak istiyorum. Ya siz de biliyorsunuz şimdi geleneklerine bağlı, örf adetlerine bağlı bir aile yapımız var. Ne yazık ki Türkiye'de ailelerle evleniyor. Nurten Hanım'ın da artık görüşüne saygı duyuyorum. Eleştiriler belli bir dozda olursa kabul ediyorum. Dışarıdan bakan göz olarak herkes kendi değer yargılarını süzgecinden geçirerek söylüyor. Saygı duyuyorum. Onayladıkları zaman ekstra mutlu olmuyorum. Şu an bu benim hayatım. Kesinlikle. Mutluyum. Tabii evet, güven... Yani sen mutluyum diyorsun ki anı yaşayalım. Kesinlikle. Bana saygı duyun mu diyorsun? Yani bize şöyle saygı duyun diyorsun, evet, değil mi? Evet, şimdi Aslanım ben elbette bir şey de söylemek istiyorum. Evet. Bir kere zaten ben Eliz'e de söyledim. Alalım son en başından sözleri beri. Eğer dedim yaşını gösteriyor olsaydın zaten ben istemezdim. Evet, koluna yani takıp gezmezdim dedi. Seni koluma takıp bitti, aileme çıkarmam. Ayrıca beğendiğim bir kadın. Huyun ruhunu da zaten beğeniyorsun. Bir kere bir kafalarda anlaşıyor. Beğenirsin. Amacımız hani kimseyi yargılamak kesinlikle değil. Sen kendin hani anlatıyorsun. Evet. Umutcan anlatıyor böyle güzel güzel. Bizim size mutluluklar dilemekten başka söyleyecek yani bir kelimemiz olamaz. Herkesin hayatına yok saygı duyuyoruz. Evet. Zaten gördük. Büyük anneniz Havva Hanım'ı da gördük. Evet. Nasıl seviyor seni. Yenge de teyze de burada. Evet. Umutcan'ın işte annesinin kız kardeşi de burada. Aile de onayladıktan sonra bize artık bir şey söylemek düşmüyor. Sadece mutluluklar diliyorum. Evet. Canı gönülden. Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Evet, son tadımız var şimdi. Umutcan sen de bak izlersin şuradan kenardan bizi. Son tadımda bakalım neler oluyor. Bakalım son kayınvalidemiz kim? Ben. Nurten Hanımcığım sona kaldınız. Ben. Bakalım son neler olacak. Evet değerli izleyenler, şimdi sırada son tadım var.